Şimdi burada prensip 2 biraz daha inceleyelim. Burada bir de matematik kullanıyorum. Şimdi bu matematikler yer referans sistemine göre, vagon ışıklarının hızını gösteren eşitlikler. Şunlar. C artı B ve C eksi B. Yer referans sistemine göre şu ışıkların hızı. Burada bakış açımız vagondan, burada yerden. İkisi de aynı olayı anlatıyor. Bakın, yer referans sistemine göre ışıkların hızı. E tabi matematik değişmiyor çünkü aynı olay. Şimdi aslında şu basit bir durum. Yani ama elektromanyetik teori şu durumun varlığını bir şekilde görmezlikten gelmiş geçmişte. Yani şu çok öyle gizli saklı bir durum değil. Sonuçta en azından fizik, şunu fizikçiler geçmişte şunu yapabilirlerdi. Acaba şu ışıkların hızı yere göre nedir şeklinde bir ölçüm yapıp sonuca ulaşabilirlerdi. Ama hareketli bir frame'e giden bir sinyalin, bir ışığın hızı bugüne kadar ölçülmemiştir. Bu da fiziğin aslında çok büyük bir ayıbı. Ne kadar kendilerine zor bir duruma soktuklarını tahmin edemezsiniz. Yani inanın ki söylerken üzülüyorum. Şimdi geçiyorum. Öncelikle bir elektromanyetik teoride bir değişiklik yapmak lazım. O da şu, evrensel ışık hızı postülatı, Albert Einstein'ın yazdığı. Işık boş uzayda sabit C hızıyla yayılır. Neye göre? Neden bağımsız olarak? Kendisini yayınlayan kaynaktan bağımsız olarak. Şimdi tabii bu special reality teorisinin de kurulumunu meydana getiren bir postüla. Bunu bu şekilde değiştiriyoruz. Diyoruz ki ışık bütün referans sistemlerine göre C hızıyla yayılmaz. Varma hedefine göre C hızıyla yayılır. Bu şekilde bir değişiklik yapıyoruz. Bu değişiklik elektromanyetik teoriyi olması gereken yere götürecektir. Belki daha güzel bir anlatım da yapılabilir ama ben Albert Einstein'ın bu postülasını fazla ellemek de istemedim. Çünkü Aliçesi'nin kurulumunu yapan postüladır. Yani eksikliklerine rağmen, yanlışlıklarına rağmen Aliçesi'ni kuran postüladır bu da. Başka bir videoda bu konuyu daha detaylı olarak görüşürüz. Şimdi bu şekilde teoride bir değişiklik yapıyorum. Tabii bu ispat aynı zamanda special reality teorisini de ortadan kaldırdığı için aslında çok büyük işler yapmaktadır. Şimdi şurada durumu tekrar bir görelim. Bakın ne oluyor? Şimdi şunu anlayalım. Şimdi buradan çıkan ışıklar şöyle. C artı ve C eksi ve matematiğine göre düşündüğün zaman bir kere vagon lambalarına eş zamanlı varıyor. Niçin? Çünkü bakın ışıkların yanma anı şu anda ışıkların vagon lamba yer lambalarının vagon lambalarına olan uzaklıkları birbirine eşit. Şurada. Şuradan şurası. Değil mi? Peki varma hedefine göre de C hızıyla gittiğine göre yani şu mesafeyi ışık C hızıyla kat edecektir. Şunu bir cetvel olarak kabul ederseniz şunu C hızıyla
kat edecektir. Bakın, aynı şekilde bunu da şu cetveli C hızıyla kat edecektir. Ne olacaktır? Vagon lambalarına eş zamanlı varacaktır. Peki şu anda vagon lambaları yandı. Vagon lambalarının ışıkları gözlemciye gelecek. Eşit uzaklıkta zaten. Varma hedefine göre zaten C hızıyla gelecek. Dolayısıyla eşit uzaklıktan eşit hızla gelecekler. Tabii ki eş zamanlı varacak. Şimdi şeye bakalım. Vagonun uzunluğu herhangi bir şekilde etki ediyor mu? Bakın, vagonun uzunluğunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Her halükarda şu mesafeli şu mesafe birbirine eşit olacaktır. Ne zaman? Eğer gözlemci merkez doğru üzerinde bulunduğu takdirde, yani yer lambalarının eşit uzaklıkta bulunduğu an yer lambaları yakılırsa gözlemci her iki ışığın aynı anda yandığını görecektir. Vagon lambalarına eş zamanlı varıyor. Gözlemciye varıyor. Burada hızın bir önemi var mı? İstediğimiz hızda durumu görebiliriz. Bakın, şimdi vagon hareket halindeydi. Geldi, merkez noktaya vardığı anda ışıkları tetikliyoruz. Step 2, ışıkları gönderdik. Işıklar kenar lambalarına vardı ve ışıklar gözlemciye vardı. Şimdi şuradaki matematik vagona göre, bir de yere göre de yapabiliriz. Yere göre veya vagona göre yapmamız matematiği değiştirmiyor. Bu şekilde şu sinyallerin hızının gözlemcinin referans sistemine göre C olduğunu değişmiyor. Yer referans sistemi diyoruz. C artı ve C eksi ve olduğunu burada görüyoruz. Dolayısıyla bakın, vagonun uzunluğunu veya vagonun hızının bir önemi ispat açısından yok. Burada ispatı yapan noktada şu, ışıkların tetiklenme anı için yalnızca bir seçenek var. O da gözlemci merkez doğru geldiği anda ışıklar tetiklenmelidir. Şart bu. Bu yapıldığı takdirde gözlemci her iki ışığın aynı anda yandığını görecektir. Burada da şimdi artık ispatı yapabiliriz. İki tane vagonumuz vardı. Her iki vagon için şartın sağlanması gerekiyor. Burada da şartın nasıl sağlandığını göreceğiz. Şimdi bakın, vagonlar merkez doğruya doğru hareket ediyor. Gözlemciler merkez doğruya vardıkları anda ışıklar tetikleniyor. Tabii burada çok önemli bir olay gerçekleşiyor. Bu olay aslında geleceğin fiziğine yön verecek, bütün araştırmaların odağı olacak bir durum. O da şu, bakın, ışık dediğimiz şey elektromanyetik dalgalardan oluşan bir şey aslında. Yani tamam, elektromanyetik dalgalı ışıktı ama lambadan çıkan ışık pek çok elektromanyetik dalga içeriyor. Değil mi? Burada her bir elektromanyetik dalganı, yani bireyle düşünüyoruz. Her bir elektromanyetik dalganın C hızıyla kendi varma hedefine doğru gittiğini düşüneceğiz. Bunu düşündüğümüz zaman sonuca ulaşıyoruz. Burada şimdi ışık yayınlanıyor. Lamba yandı. Elektromanyetik dalgalar yola çıktı. Her bir elektromanyetik dalga kendi hedefine doğru gidecektir. Dolayısıyla ne oluyor? Birinin hedefi bu gözlemci,
Bir diğeri de bu gözlemci. Her elektromanyetik dalga kendi hedefine geçtiği için ne olacaktır? Lambadan çıkan ışıklar ayrışacaktır. Bu şekilde. Ve her iki gözlemci ışıkların yandığını görecektir. Her iki gözlemci için de şartın sağlandığını burada görüyoruz. Burada bu gözlemci için nasıl? Bakın böyle. Veya bu gözlemci için nasıl? Böyle. Önemli olan burada bu durumun varlığını anlamış olmak. Bu bir ispat. Yani burada geleceğe yön veriyoruz. Yani bakın Ali Çesisi bunun böyle olduğunu gösteriyor. Ama neden olduğunu açıklamıyor. Bunun neden böyle olduğunu, yani nasıl tamam böyle hareket ediyor da elektromanyetik dalga bunu gösteriyor. Ama niçin böyle olduğunu açıklamıyor. Tabii ki yazdığım kitapta kendime ait düşünceler var bu konuda ama doğru olması da gerekmiyor bu düşüncelerin. Sonuçta onlarca yıl bu konular araştırılacak ve elektromanyetik dalganın niçin böyle hareket ettiği sonuçta bir şekilde anlaşılacaktır. Ama şu an için bu sorunun cevabını veremiyoruz. Veremem de yalnızca bu şekilde gittiğini burada ispat ettik. Şimdi son bir figürüm var. Burada da iki referans sistemi var. İstediğimiz hızda vagonun hızını değiştirebiliyorum veya uzunluğunu. Bunu da böyle istediğim hıza ayarlayabiliyorum. İstediğim boyuta getirebiliyorum. Böyle. Oynatıyorum. Merkez doğru üzerine gelecek şekilde hareket ediyor. Ve sonuçta her iki gözlemci yeşil bayrak gösteriyor. C artı ve C eksi bir matematiğinin bu konuyu ne kadar kolay bir şekilde cevapladığını burada size anlattım. Merkeze oraya geldikleri anda ışıklar yanmalı ve her elektromanyetik dalga kendi varma hedefine göre C hızıyla gidiyor. Ve sonuçta gözlemciler eş zamanlı olarak ışıkların kendilerine vardığını görüyorlar. Şimdi daha detaylı olarak da burada tek bir vagon için nasıl olduğunu görebiliriz. Bu şekilde. Sonuçta bakın bu bir tool. Bu tool'un aynı zamanda bir Excel dosyası halinde de var. Bu Excel dosyasında basarsanız burada konu her sayfada bu storyboard'da anlatılıyor. Bunu download edip kendiniz çalışabilirsiniz, üzerinde düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bu tool'u kullanarak öğrencilerinize ders verebilirsiniz, konuyu anlatabilirsiniz. Sonuçta bu ücretsiz olarak verilen, dağıtılan bir tool. Aynı benim gibi mouse yardımıyla kontrol ederek bütün bu kontrolleri kullanabilirsiniz. Şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. Eğer bir bilim adamıysanız, fizikçiyseniz kendinizi bir an önce C artı ve C eksi ve matematiğine geçirmenizi tavsiye ederim. Bir kitap yazdım C artı ve C eksi ve konusunda. O kitap zaten internette bedava şekilde okunabiliyor. Ondan yararlanabilirsiniz. Bugün yazsam daha iyi bir kitap yazarım. Onun da programa almış bulunuyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bir ikinci versiyonunda o kitabın
daha gelişmiş bir versiyonunu çıkarmak mümkün olur. Tabii bu teori, bu oradaki ispat spatiyelite teorisini ortadan kaldırıyor. Zaten bakın evrensel ışık hızı postülasını da değiştirdim burada. Sonuçta böyle bir teori aslında kalmadı. Yalnızca elektromanyetik teori vardır. Tabii bir de Alicia'sı var. Alicia'sı ne? Elektromanyetik teoriyle aynı şey. Alicia'sı. Yalnızca şu fark var elektromanyetik teoriyle Alicia'sı arasında. Alicia'sı direkt olarak C artı ve C eksi V matematiğini kullanır. Elektromanyetik teori için. Dolayısıyla Alicia'sı adını kullanırsanız insanlar sizin C artı ve C eksi V matematiğinden, onun sonuçlarından bahsettiğinizi anlayacaktır. Şu an için bu ayrımın belirtilmesi önemlidir. Bu yüzden Alicia'sı adını kullanmaktan çekinmeyiniz. Kullanın Alicia'sı adını. Sonuçta elektromanyetik teoriyi anlatıyorsunuz. Umarım son olarak bunun bir fizik ispatı olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yani yalnızca bir teori değil bu. Bir ispat. Sonuçta tabii ki bu tür çalışmalar deneylerle de doğrulanmak, süslenmek zorundadır. En kısa zamanda da hareketli bir frame'e giden bir elektromanyetik sinyalin hızının ölçülmesi inşallah yapılır. Bu eksikliği fiziğin tamamlaması lazım. Bu konuda Alicia'sını yazan bir insan olarak ben de ne şekilde bir ölçüm yapabileceklerini en azından kendi görüşüm olarak açıklayabilirim. Gelecek videom genellikle ders videoları şeklinde olacak. Doppler üçgeni konusunda kalmıştım. O konuya devam edeceğim. Ama araya bu ispatı sıkıştırmak istedim. Bu ispat artık bütün üniversitede göndermek isterdim ama bu kadar büyük bir bütçem yok. Ancak belirli üniversitelere bu ispatı gönderebileceğim. Gönderdiğim üniversitelerde lütfen diğer üniversitelere, kendi ülkelerindeki üniversitelere bu ispatın kopyasını mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ulaştırsınlar. Üzerinde çalışsınlar. Diyeceklerim bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiler, saygılar.